Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ben başlayacağım çünkü belli bir zaman dilimi içinde çalışmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Büyükelçim, Sayın Komutanım, Sayın Başkanım, Türk Ordu Başkanım, Sayın Kaptan Çelen, değerli hocalarım, çok kıymetli katılımcılar. 8 Haziran Okyanuslar Günümüz kutlu olsun hepimizin. Vakfımızın düzenlediği bu toplantıya konuşmalarla katılıp destek veren, dinleyen, işin mutfağında çalışan, program oluşturan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama izin verirseniz üç kişiye çok özel teşekkür edeceğim. Birisi çok yoğun programına rağmen bize destek veren Sayın Büyükelçim Çağatay Erciyes. İkincisi Monaco'dan katılan amiralimiz Uluslararası Hidrografi Dairesi Başkanı Mustafa İpteş ve OFF'ta bildiğim kadarıyla Allah uzun ömür versin. Annesi hastaydı. Salih Zeki Çakır, benim de hemşerim. Ona da böyle zor bir zamanda katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle. Çünkü çok zor bir zaman diliminde böyle bir toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ayrıca Birleşmiş Milletler Denizler ve Okyanuslar Özel Temsilcisi ve Sayın Büyükelçi Peter Thompson'ın vakfımıza olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Bizim için yaptığı konuşmayı, benim konuşmamdan sonra kendisi bir konuşma yapacaktır. Bir ayrıcalık olarak kabul ediyoruz vakıf olarak. Ama bu konuda da bize destek olan Sayın Büyükelçi Ceyhun Erciyes'den minnet duygularımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, ben Tokyo'dayım şu anda. Dünyanın her yerinde, en küçük ada ülkelerinde bile takip ettim bütün gece. Ben çünkü sizden 6 saat öndeyim, 7 saat öndeyim. Herkes Okyanuslar Günü için bir şey yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu sene Okyanuslar Günü çalışmasını biraz daha renkli kutlayalım, farklı kutlayalım diye böyle bir çalışmanın içine girdik. Onun için katıldığınız için çok mutluyum. Çok farklı, çok renkli bir program hazırladık. Bütün gün devam edecek. Onun için bunu çok önemli görüyoruz. Ve yavaş yavaş da bu işi ilk başladığımız zaman Okyanuslar Günü çalışmasına ya bu da nereden çıktı, bu da kim, Dünya Çevre Günü var zaten falan deniyordu. Şimdi yavaş yavaş Okyanus Günü de Türkiye'de tanınmaya başlandı. Bunu bir önemli bir iş olarak, bir misyon olarak görüyor bizim vakfımız. Bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz ve ileride de bu toplantıyı daha büyük, üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantılar konuşmacıların %40'ı kadın araştırmacılar. Yani bizim vakfımız gender equity veyahut da cinsiyet eşitliği konusunda da özel bir duyarlılığı var. Bunun başka bir örneği de yine bugün en son programda görülen Kadın Balıkçılar Derneği. Kadın Balıkçılar Derneği bugün bizimle. Çok güzel işler yapıyorlar. Türkiye'de birçok insan soruyor, bunlar kimdir, nereden çıktılar? Ya şey balıkçısı erkekler bitti de şimdi bir de bunlar mı geldi diye. Herkes bir şeyler soruyor. Bana en az dün 5 tane mail attılar. Hepsine tek tek oturduğum akşam mail yazdım. Oturun web sitesini inceleyin siz bunların. Yani deniz sadece erkeklerden ibaret değil. Deniz sadece hocalardan, amirallerden, deniz insanlardan ibaret değil. Hanımlar, bayanlar bizim bir parçamız zaten. Yani dolayısıyla onlarla birlikte olmalıyız. Onun için onların burada olmasını da çok anlamlı buluyoruz ve geldikleri için, katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bizim iş yapma çeşidimiz zaten toplumsal konulara duyarlılığımız, adanmışlığımız, hayal kurmamız, katma değerli iş yapmamız bizi başka kurumlardan farklı hale getiriyor. En son İMO'da bizim yaptığımız bir filmi koydular ve Uluslararası Denizcilik Örgütü onu gösteriyor. Bunu çoğu insan bilmez. Bunun için de gurur duyuyoruz ve yönetim kurulunda çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle sizlerle bir küçük konuyu hem bir sevincimi hem de gururumu paylaşmak isterim. Vakfımız 26 Mayıs 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü almak için başvurusunu yaptı. Ben böyle ilkiz, tekiz falan demeyi çok sevmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bulunduğum toplumda birey değil, toplu hareket önemli. Burada herkes birbiriyle tokalaşırken bile aynı sıraya, aynı hizaya geçiyor. Çok öne çıkanlar bu toplumda çok farklı addediliyor. Ama benim geldiğim yer Akdeniz. Dolayısıyla bizde bireysellik ve liderlik işi daha önemli. Onun için şunu söylemem lazım. Bizim yaptığımız, Birleşmiş Milletler'e yaptığımız başvuruyu bir inceleme sonucu yaptık.
Ve bu konuda 26 Mayıs'ta başvurumuzu yaptık. Mayıs ayında bizim başvurumuz incelenecek. Bu Türkiye'de bu konudaki tek deniz örgütüyüz. Birleşmiş Milletler'e statü isteyen, özel statü isteyen ve bu konuda gözlemci statüsü almak isteyen. Çünkü bizim bütün standartlarımız buna uyuyor. Çok yayın yazmışız, çok kitap çıkarmışız. Tam 22 senedir devam eden İngilizce bir dergi çıkarıyoruz biz. Birçok üniversite, birçok fakülte bunu yapamıyor. Ve çok sınırlı, çok kendini dedicate etmiş bir kitleyle yapıyoruz. Ve bundan çok gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman şikayet etmiyoruz. Bunun için aranızda bize çok destek olan arkadaşlarım var. En son 20 sene önce benim gördüğüm bir kardeşim var. Bakın Derin diye geçiyor. Hakan Kabasakal. İngilizce müthiş bir kitap çıkardı. Bugün yarın onun haberini vereceğiz bütün dünyaya. Ama bizim Birleşmiş Milletler'deki başvurumuzu bize yol gösteren, bize bir şekilde rehberlik yapan Dışişleri Bakanlığımızın çok saygın New York'taki ve Ankara'daki diplomatlarını da burada anmadan, onlara teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü onların çok büyük destek ve yardımlarını görüyoruz. Böylece daha bizim vakıf daha küresel konularla ilgilenmeye çalışacak. Zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene yine Bülent Topaloğlu, kardeşim orada doçent Bülent Topaloğlu, yönetim kurulu üyemizde Sibel Sezer'le birlikte Birleşmiş Milletler ajandasında 5 gün süren büyük bir toplantı yaptık orada. Dolayısıyla daha küresel bakmak istiyoruz sorunlarımıza. Evet, Türk Boğazları'nı biliyoruz. Ege ve Akdeniz'de başka sorunlarımız var ama dünyanın her yerinde sorunlar var. Ve buna ilişkin çaba göstermek, düşünmek, uzman yetiştirmek gibi de görevlerimiz var. Ben bugünkü çalışmayı basın mensuplarına ve gazeteci Gökhan Karakaş ve Bilal Karataşan çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar çok çaba gösterdi bir haftadır. İkincisi Deniz Konaklı ve Zeynep Gülenç Vakfın emektarları, onlar çok çaba gösteriyorlar. Bizim yaptığımız çalışmaları paylaşmanızı bekliyoruz. Yaptığımız çalışmaları, bizim dergimizi incelemenizi bekliyoruz. Bugünlerde yine birçok yere yazı yazmaya çalışıyoruz belli konularla ilgili. Bizi takip etmenizi bekliyoruz. Ve bizim ebedi önderimiz Mustafa Kemal şöyle diyor, hepimiz biliyoruz. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Esasen ben 15 yaşında denizcilik okuluna başladım. Benimle birlikte Hakan Çendik benden sonra, kardeşimdir benim, bizden sonra başladı. Seyfullah Alarçın benden sonra başladı. Bize okulda bunlar öğretildi. Onun için bizler büyük Türk milletinin birer ferdi olarak ülkemizin deniz hak ve menfaatlerinin korunması, sürdürülebilir kullanılması, bilimsel olarak araştırılması ve gelecek kuşaklara bırakılması için vakıf olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ben Tokyo'dan tekrar hepinize çok saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok müteşekkiriz. Ve bundan sonraki çalışmanızda çok başarılar diliyorum. Arz ederim. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to address the Turkish Marine Research Foundation in celebration of World Ocean Day. Your efforts on behalf of Ocean's Health are very much appreciated. I know, for example, that the Foundation has joined several projects on marine pollution, including the EU project Marine Litter in European Seas, or MARLISCO, aiming to protect the Mediterranean and Black Seas from marine litter. This is timely, and I congratulate you for your participation. As you well know, Turkey is surrounded by three different seas. It depends on them for livelihoods along the coastal areas, such as fisheries and tourism. And thus for Turkey, clean seas and healthy marine and coastal ecosystems with high biodiversity are vital issues. This means the ongoing efforts of the Turkish Marine Research Foundation to foster marine conservation, support sustainable fisheries and raise awareness are all the more important. All nations should be working towards a sustainable blue economy, one that seeks to promote economic development, social inclusion, and the preservation or improvement of livelihoods, while at the same time ensuring environmental sustainability of the ocean, seas, and coastal areas, one that does indeed restore the balance between production and protection. To support the sustainable blue economy, we must prevent land-based sources of marine pollution from entering the ocean. We must all work to tackle the growth of untreated sewage, agriculture, and industrial runoff,
and of course, plastic pollution. We need many measures to deal with plastics, not forgetting the microplastics and microfibers that have entered ocean's fundament. We can recycle many sorts of plastics. We can capture plastic waste in rivers, improve coastal city waste collection, ban microbeads and single-use plastics, capture microfibers from clothing and wastewater treatment systems, and hold major public awareness campaigns about these solutions. It's time for us to take action. Despite the enormous challenges facing ocean health today, the good news is that we have a plan to bring respect and balance back to humanity's relationship with the ocean. I refer, of course, to Sustainable Development Goal 14, the Ocean Goal, and its purpose of conserving and sustainably utilizing ocean's resources. For SDG 14 to succeed, we must all faithfully commit to the integrity of the Paris Agreement on Climate Change and SDG 13, the Climate Goal, taken, of course, in tandem with SDG 14, whose targets depend very heavily on the implementation of climate action. These are no longer the days of talking about oceans problems. They are the days of action at global, regional, national, community, and individual level for solutions. Voluntary commitments to achieve the targets of SDG 14 are key to this action. So please go to the UN website, which is oceanconference.un.org. That's oceanconference.un.org, where you can join any of the 9 communities of ocean action that have been established to support the voluntary commitments that have been made towards the implementation of SDG 14. May your celebration of World Ocean Day be a rewarding one for you all, and I wish the Turkish Marine Research Foundation success in its important work, and I thank you for listening to my words today. Sayın Büyükelçim, sevgi, saygı, hürmetler bizden size. Bilmukabele, ben de çok teşekkür ediyorum beni bu etkinliğe davet ettiğiniz için. Çok onur duydum. Eski dostları da bu vesileyle görme imkanı bulduk. Değerli amirallerimizi, oda başkanımızı ve birçok hocamızı. Ben de herkesi Ankara'dan en iyi dileklerle selamlıyorum. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü. Bayram Hocam da bahsetti. Aslında bizim denizlerle ilgili birçok günümüz var. İMO'nun kutladığı Dünya Denizciler Günü var. Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Günümüz var. Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız var ama Dünya Okyanuslar Günü'nü pek kutlamıyoruz. Ben bu etkinliğin bir vesile olmasını umuyorum gelecek seneler içinde. Deniz ve okyanusların korunması, bu konudaki farkındalığın arttırılması için 8 Haziran çok önemli. Ben bundan sonraki senelerde de bu etkinliklerin devam ettirilmesini umuyorum. Onun için TÜDAV'a özellikle teşekkür ediyorum. Gökhan Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu Dünya Okyanuslar Günü yeni kutlanıyor. Bunun fikir babası Kanada olmuş 1998'de, 92'de. 2008 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Okyanuslar Günü tescil edilmiş. Her sene bir temayla kutlanıyor. Bu seneki teması da sürdürülebilir denizler için inovasyon. Denizler, okyanuslar bizler için çok önemli. İlk başta yaşamsal önemi var. Okyanuslar olmasa, denizler olmasa insanoğlu bulunduğumuz gezegende yaşamını sürdüremez. Gezegenimizin %70'i okyanuslarla kaplı. Soluduğumuz havanın yarısını okyanuslar üretiyor. İklimleri belirleyen okyanuslar. Biyolojik çeşitlilik bakımından çok önemli. Müthiş bir canlılık barındırıyor. Müthiş bir ekosistem barındırıyor. Bunu korumamız çok çok önemli. Ticari ve ekonomik bakımdan çok önemli. Dünya ticaretinin %90'ı deniz yoluyla
gerçekleştiriliyor. Denizler ve okyanuslar önemli canlı ve cansız kaynakları barındırıyor. Eğer yanlış bilmiyorsam senede 90 milyon ton deniz ürünü avlanıyor. Bu dünya insanlık için çok önemli gıda zinciri bakımından. Canlı olmayan kaynaklar bakımından okyanuslar ülkelerin gelişmesi için çok önemli. İşte petrol, doğalgaz için mücadele devam ediyor. Derin deniz madenciliği diye bir konsept var. Bu daha gelişmedi ama özellikle okyanuslarda müthiş maden nodülleri var. Bunlar gelecek için çok büyük umut vaat ediyor. Çok enteresan bir şey, dünyada en fazla egemenlik ihtilafı ülkeler arasında karalarda değil denizlerde yaşanıyor. Bu deniz yetki alanları konusunda ülkeler sürekli birbirleriyle mücadele ediyor. Onun için Türkiye'nin de üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz'de sınırlarımızı belirledik ama Ege ve Akdeniz basından da takip ettiğiniz gibi ülkeler arasında özellikle sınırların belirlenmesi, kaynakların paylaşılması konusunda önemli ihtilaflar yaratıyor. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge. Denizlerimiz turizm açısından, okyanuslar turizm açısından çok çok önemli. Ve müthiş bir kültürü de barındırıyor. Sualtı arkeolojisi. Türkiye bu açıdan çok şanslı. Dünyada sualtı arkeolojisinin başladığı yer aslında Türkiye. 1960'larda George Bass'ın Amerikalıların Türkiye'ye gelip ilk çalışmaları yapmasıyla aslında dünyada sualtı arkeolojisi literatüre giriyor. Şimdi ben bu etkinlikte niye varım? Bayram Hocam aradı beni. Aslında benim deniz sevgim çocuk yaşlarda başlıyor. Hepimizin, benim yaşlarda olan herkesin TRT ekranlarında seyrettiği Jacques Cousteau'nun Yaşayan Deniz beni denize itti. Ben aynı zamanda bir dalgıçım da ve sualtı fotoğrafı çekiyorum. Herhalde dünyada sualtı fotoğrafı çeken başka bir büyükelçi de yok. Dolayısıyla hem hobim hem işim de oldu Dışişleri Bakanlığı'nda. Enteresan bir anımı da anlatayım. Tabii biz Dışişleri Bakanlığı memuru olarak yurt dışında çeşitli görevler alıyoruz. Bu görevlerden birisi de 2004-2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler'di. Hatırlarsınız Türkiye Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne aday olmuştu o yıl? 2008'de seçimler yapılacaktı. Biz de o dönemde müthiş bir kampanya yapıyorduk Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılması için. Ben de kendi payıma ya ayrıca ekstra ne yapabilirim diye düşündüm. Sualtı fotoğrafı da çekiyorum. Acaba bir sualtı fotoğraf sergisi açabilir miyiz Birleşmiş Milletler'in içinde diye o zaman büyükelçimle rica ettim. O da destek verdi. 2008'de bir diplomatın lensinden okyanusların renkleri diye bir fotoğraf sergisi açtık Birleşmiş Milletler'de. Kampanyamızın da bir parçası olarak ve amacımız o dönemde özellikle Pasifik ada ülkelerini ve Karayip'teki ada ülkelerini etkilemekti. Çok faydalı da oldu bunu. Herhalde 2-3 oy da bu sergi sayesinde aldık diye düşünüyorum. Dalış hayatım devam ediyor. Son dönemde arkeolojiyle ilgileniyorum. Deniz sevgisi çok önemli. Denizlerimize sahip çıkmamız çok önemli. Bunun için farkındalığı, halkımız nezdinde farkındalığı arttırmamız çok önemli. Onun için ben bu etkinliğin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bütün bilim adamlarımızı biz Dışişleri Bakanlığı olarak denizlerimizde daha fazla araştırma yapmaları için teşvik ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak da onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Denizlerimize sahip çıkalım her bakımdan. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Dünya Okyanuslar Günü'nü kutluyorum ve beni davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili denizciler, deniz sevenler ve
bizi bu yayında izleyenler. Öncelikle bu etkinliği organize eden TÜDAV, Sualtı Gazetesi ve ilgili koordinatörleri, organizatörleri beni bu programa davet ettikleri ve bu fırsatı sağladıkları için çok teşekkür ederim. Ve bu vesileyle herkesin Dünya Okyanuslar Günü'nü içtenlikle kutlarım. Bugün vesilesiyle sizlere dünya denizlerinin ve okyanusların denizli bir ölçümlerinin ve haritalandırılmasının önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Hidrografik verilerin en çok bilinen kullanımı deniz haritalarının üretilmesi, yani seyir emniyetine destek sağlama maksadı ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu katkı doğal olarak deniz emniyetinin korunmasına da destek sağlamaktadır. Bununla birlikte hidrografik veriler, elde edilen ölçüm bilgileri sadece seyir haritası üretimi ve diğer seyir emniyeti maksatlarıyla kullanılmamakta. Aynı zamanda deniz çevresinin korunması, denizlerle ilgili altyapıların desteklenmesi, limanlar, kıyı tesisleri, açık denizlerdeki çeşitli petrol ölçüm, petrol çıkarma tesisleri, kıyı sahasının yönetimi, denizlerin genel ölçüm faaliyetleri bilimsel anlamda, deniz kaynaklarının elde edilmesi, minerallerin ve balıkçılık başta olmak üzere. Ayrıca ülkeler arasında deniz sınırlarının hassas olarak belirlenmesi konusunda da teknik bilgi desteği sağlanmakta. Pek tabii ki savunma ve güvenlik anlamında bütün çeşitli deniz kuvvetleri tarafından bilgiler kullanılmakta ve son dönemlerde çok önem arz eden tsunami ve diğer felaketlerden korunma konusunda hidrografik bilgiler çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda hidrografik ölçüm ve bilgiler yeterli ve güncel seviyede olmadığı takdirde denizlerde kazalar artmakta, kirlenmeler artmakta, insanların hayatları kaybolmakta, bütün seyir emniyetine yönelik hassas rotalama ve limanların girişi çıkışı zafiyete uğramakta. Dolayısıyla uluslararası ticaret, ki biliyorsunuz %95'i yaklaşık dünyanın deniz ticareti vasıtasıyla gerçekleşmekte. Bu çerçevede ekonomik imkan ve kaynaklar kaçırılmakta, çevre etkileri olmakta ve diğer olumsuz hususlar meydana gelmektedir. Bu çerçevede biz de hidrografik ölçümlerin ve buradan elde edilen bilgilerin etkin ve verimli olarak kullanılması, paylaşılması konularına önem veriyoruz ve bu konuda gerek üye ülkelerimizi, gerekse diğer uluslararası hükümetler arası kurum ve kuruluşları bu konuda destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Ancak elde edilen netice maalesef yeterli değildir. Kıyı sularının, dünyadaki kıyı sularının yaklaşık %50'si, ki gemilerin, ticari gemilerin, askeri gemilerin veyahut da diğer botların, küçük teknelerin istifade ettiği sahillerde, liman giriş çıkışlarında ve kıyı sularının ancak yaklaşık %50'si modern yöntemlerle ölçülmüştür. Fakat dünya okyanuslarının sadece %15'i, hatta %15'inden daha azı ölçülmüştür.
ve deniz tabiat taban haritalarını derlemek için kullanılan verilerin diğer kalanı o Google Map'lerde falan gördüğünüz hepsi tahmini değerlerden oluşmaktadır. Netice olarak okyanuslar tam olarak haritalandırmamıştır ve denizlerin tüm özellikleri, mevcut kaynakları da henüz keşfedilememiştir. Yani mevcut durum tahmin edilenden de kötüdür. En son 3 yıl önce Hint Okyanusu'na düşen Malezya uçağının kalıntılarını aramak için yapılan çalışmalarda tahmin edilen derinlikle gerçekten modern yöntemlerle ölçülen derinlikler arasında 1000-1500 metreye kadar farklılıklar olduğu da tespit edilmiştir. Öbür taraftan Ay'ın ve Mars'ın denizlerimizin ve kıyı sularımızın pek çok kısmından daha yüksek çözünürlüğü haritaların olduğu, hatta %100 haritalandığı göz önüne alındığında dünya denizlerine ve okyanuslarına gereken hak ettiği ilgiyi vermekte çok yetersiz ve geç kalındığını, bu konuda kamuoyunun farkındalığının artırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Yeni veri toplama girişimleri ve yeni projeler olmakla birlikte daha büyük ölçüde küresel büyük projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Dünya denizlerinin tam olarak ölçülmesi ve denizlerden etkin olarak yararlanılması ancak yapılacak bilimsel deniz araştırmaları ve modern hidrografik, oşinografik surveyler ile mümkün olacaktır. Deniz derinliklerini ve okyanus tabanını bilmek gerçekten son derece önem arz etmekte ve hidrografik, oşinografik ölçümlerin denizcilik ile ilgili faaliyetlere ve ekonomiye, biz buna blue ekonomi diyoruz, mavi ekonomiye son derece önemli katkıları bulunmaktadır. Bu çerçevede gerek dünya ölçüsünde gerekse Türkiye olarak ülkemiz genelinde hidrografik ve oşinografik ölçüm çalışmalarına, güncelleme çalışmalarına her seviyede gerek devlet, gerek özel sektör, gerekse bilim araştırmaları bağlamında gereken önem, özen, dikkatin ve faaliyetin yapılması ivedilik arz etmektedir. Halen denizlerin ve okyanusların haritalandırması konusunda bir takım büyük proje çalışmaları ve modern matematik ölçümler yapılması gerekmekte. Aynı zamanda denizcilerin ve araştırmaların ellerinde mevcut olan ve ileride yapacakları her türlü faaliyet ve araştırmalarda elde edecekleri denizlerle ilgili derinlik bilgileri ve her türlü diğer bilimsel bilgiyi paylaşmaları, yaymaları, yayınlamaları ve bu toplanan bilgilerin bilgi bankalarında gerek ulusal bilgi bankaları ki Türkiye'de resmi olarak bu makam benim daha önce büyük bir onurla görev yaptığım Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'dır. Bu bilgi bankalarında elde edilen dataların depolanması ve herkesin kullanılmasına açık olması gerek ulusal gerek uluslararası ölçüde yapılacak çalışmalarda insanlığın kullanımına tahsis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Dünya ile ilgili olarak genel harita ölçüm ve okyanusların derinliklerinin güncel halini gösteriyor. Hali hazırda İngilizcesi General Bathymetric Chart of Oceans, yani okyanusların genel batimetrik haritası diye bir proje vardır bizim kuruluşumuza bağlı. Onun web sayfasından son güncel bilgiler ve veriler görülebilir. Ayrıca TİBET 2030, Deniz Tabanı 2030 projesi başlatılmıştır 2018 yılında. Japon Nippon Foundation tarafından desteklenmekte
ve her yıl 1 milyon, 1,5 milyon eurodan fazla bir kaynak aktarımıyla dünya denizlerinin sistematik olarak modern yöntemlerle ölçülmesi ve tomografisinin çıkartılması ve buna bağlı olarak da diğer değerlendirmeleri yaparak kaynaklardan istifade edilmesi planlanmaktadır. Bu çok yeni ve bir bayrak flagship projesidir. Ümit ediyoruz ki 2030'a kadar olması bile muhtemelen 2040'da en geç bütün dünyanın okyanusların deniz arasaları dip tabanı bilgileri tamamlanmış olur ve insanlığa, bütün dünyaya kullanımına tahsis edilmiş olur diye düşünüyoruz. Ayrıca bizim Uluslararası Hidrografi Teşkilatı olarak İHO'nun Digital Batimetri Bilgi Merkezi vardır. Data Center for Digital Batimetri. Oraya da elde edilen her türlü ölçüm bilgileri, balıkçılarımızın, diğer yatların, özel botların her fırsattan elde ettiği bilgiler gönderilebilir ve daha sonra herkesin kullanımı açık olarak yine internet ortamında elde edilebilir. Dolayısıyla sonuç olarak denizlerde ve denizi seven herkese bu açıdan görev düşmektedir. Çünkü geleceğimiz denizlerdedir. Denizler ve okyanuslar dünya ekonomisine büyük katkıda bulunduğu açıktır. Dünyanın yaklaşık %71'i ve dünya ticaretinin %95'i deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Deniz tabanı ve denizaltı da dahil olmak üzere denizler ve okyanuslar yiyecek, mineral kaynakları, enerji, su, biyo ilaçlar ve halk yapı için bireyler ve uluslararası için çok zenginlik yaratan geniş bir kaynağa sahiptir. Dünyanın denizlere, okyanuslara ve su yollarına ilgisini artırmaya devam etmemiz lazım. Mavi ekonomi, blue ekonomi kavramını herkesin bilmesi önem arz etmektedir. Halkın denize olan bağımlılığı ve denize açıklığı konusunda sürekli artan farkındalık sağlamak durumundayız. Denizlerde ve okyanuslarda yapılan ve yapılacak her türlü araştırma ve ölçüm bilgileri gönüllü olarak ilgili ulusal, uluslararası bilgi bankalarından paylaşılmalı ve insanlığın ortak yararına sunulmalıdır. Unutmayalım ki herhangi bir bilgi, küçük bilgi denizlere yönelik sıfır bilgiden daha iyidir ve insanlığın kullanımına destek sağlamaktadır. Hep birlikte denizleri tanıyalım, sevelim, yaygınlaştıralım, koralım, koruyalım, bilimsel yöntemlerle araştıralım, sürdürülebilir kalkınma maksatları olarak, bilinçli olarak bundan yararlanırım. Ben son olarak genç denizcileri özellikle deniz ve denizlerle ilgili her türlü ulusal faaliyetin yanı sıra uluslararası toplantılara, etkinliklere, faaliyetlere, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO, Hükümetler Arası Oluşumları Komisyonu, UNESCO'nun Paris'teki IOC, Uluslararası Deniz Fenerleri ve Seyir Yardımcıları Teşkilatı AYALA ve bizim teşkilatımız İHO'ya aktif olarak katılmalarını, çalışma grubu, komite, alt komitelerde görev almalarını, ayrıca okyanus ve denizlerle yapılan Our Ocean konferansları var. Bizim okyanusun konferansları. Maalesef ben hiç Türk katılımcı göremiyorum son 2-3 yıldır katıldığım toplantılarda. Peter Thompson değerli dostumuz, arkadaşımız da oraların daimi katılımcısıdır. Ben sonuç olarak denizlere ilgimizi muhafaza edelim. Daha çok aktif olarak ulusal ve uluslararası toplantılara katılalım. Uluslararası Denizcilik Teşkilatları'nda görev alalım. Ben 1 Eylül 2018, 2020 tarihinde 3 ay sonra bu görevi yeni seçilen İtalyan amirale devredeceğim ve ülkeme döneceğim. Pek tabii ki gönüllü olarak her türlü deniz ve denizcilikle ilgili etkinliklere, faaliyetlere imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ama özellikle genç denizcileri ve bilim insanlarını tekrar daha aktif olmaya,
her türlü faaliyete katılmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tekrar Dünya Okyanuslar Günü'nü herkesin içtenlikle kutluyorum. Monaco'dan herkese selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Sayın Bayram Hocam, sayın abim, okuldan da abim büyüğüm, sayın başkanım, Salih Başkanım, sayın Hazırlığın, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünya Okyanuslar Günü etkinliğini düzenlemiş olduğu için TÜDAV Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere dünyanın oksijen kaynakları fitoplanktonlar, denizel bitkiler olup atmosferdeki oksijenin büyük çoğunluğu, bilimsel araştırmalara biraz göz attım, %50 ve %70 arasındaki oran neredeyse okyanuslar tarafından karşılanmakta. Bizler ormanlarımızı genişletme, ağaçlandırma yoluyla oksijen kaynaklarını çoğaltabiliyoruz. Fakat okyanuslar için yapmamız gereken temel konu okyanusları korumak. Küresel ısınmayı önlediğimiz, okyanuslardaki yaşamı devam ettirdiğimiz sürece tabiat kendi içinde yenilenmektedir. İnsanoğlunun tahribatını son 100-150 yılda sanayi devriminden beri yaşıyoruz. Denizlerin korunması, denizden ekmeğini kazanan bizler için çok önemlidir. Malumunuz son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde de tüm dünya ülkeleri, insanlar tabiri caizse paus düğmesine bastı. Tabiat bizi insanların etkisinden uzak bir dönem yaşadı. Belki de bu dönem ileride akademik çalışmalara, araştırmalara bir denek olacaktır. Tüm insanlar bu salgından tabiata karşı sorumluluklarımızı, gıda, çılgınlığa varan tüketim, tatil, eğitim, iş, sosyal ilişkiler, hatta tasarruf alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirip yeni bir dönemi belki de önümüze getirmektedir. Bunun yanında hem siyasiler, hem dünya yönetenler, idareciler, kalkınma, eğitim, sağlık politikalarını, küresel politikaları yeniden gözden geçireceğini ben ümit ediyorum ve bekliyorum. 21. yüzyılında uzay çağında yaşadığımız bu yüksek teknolojide insanoğlu resmen bu dönemde teknoloji ters köşeye kaldı. Büyük bir yıkımı hiç beklememiz bir yerden yaşadık. Bu süreçte insanoğlu yıkıcı etkisinden uzak, tabiat nispeten kendini yeniledi. Bunu gördük. Kısa zamanda tabiat ananın yine cömert yüzünü göstereceğini de ben bekliyorum, umuyorum. İnsanoğlunun son 150 yıldır tabiata orantısız kullandığı güç, kaynaklarını sınırsızca tüketmesi, sorumsuzca doğadaki kirlilik, bunun karşılığında maalesef insanoğlu belki de bu pandemide yaşamış olur. Tabiatın belki de bizlere bir cevabı oldu. Siz insanoğlu durmaya niyetiniz yok ama benim size tahammülüm kalmadı diye bir dönemi yaşadık. Dünya artık ne gereksiz tüketimi ne de gereksiz nüfus artışını gereksiz yere kaynakların tüketilmesini kaldıramıyor. Bu süreçten gerekli dersimizi almış olarak yeni bir temiz sayfa açıp hem bireysel işlerimizi, iş dünyamızı, sosyal hayatımızı, tabiata karşı sorumluluklarımızı yeniden düzenlemeliyiz. Bu sürecin dünya denizlerine, okyanuslara olan sorumluluklarımızı bir daha gözden geçirmek için bir sebep olduğunu ben düşünüyorum. Özetle mevcut sistem sonumuzu getirmeden son noktayı artık koymalıyız biz denizler olarak. Şimdi ben tabii Deniz Şartı Oksijen Yönetim Kurulu üyesiyim. Bunun yanında Coastal Derneği'nde genel sekreteri. Şimdi de denizcilik sektöründeki okyanuslardaki durumumuzu ve sektörün dünya okyanuslar olan faydalarını, etkilerini, hem etkilerimiz var hem faydalarımız var. Şimdi malum üzerine denizcilik sektörü hem gemiler ve deniz araçları dünyada tüketilen fosil yakıtlarının yaklaşık %5'ini kullanmaktadır. Yılbaşında yürürlüğe giren uluslararası IMO 2020 Lofoten Regülasyonu ile
gemiler düşük sülfürlü yakıtları kullanmak zorunda kalmışlardır. Scrubber cihazlar veya yakıt türevlerinin değişimiyle yüksek maliyeti öderek karbon kükürt salınımını düşürmüşlerdir. Bir anlamda gemiler denizcilik sektörü nispeten üzerine düşeni yapmıştır. Bunun yanında Ballast Water Treatment Regülasyonu 2017 yürürlüğe girmiş ve yeni inşa edilen gemiler ve belli periyotlarda bakımları gereken gemiler Ballast Water Treatment sistemini kullanmak durumundadır. Bu da yine denizcilik sektörünün okyanuslara ve denizlere olan sorumluluklarını nispeten olsa da yerine getirdiğini göstermektedir. Oysa karasal fabrika, işletmeler ve kurumlarda biz benzer uygulamaları göremiyoruz. Tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği ve uyguladığı benzer regülasyonlar maalesef yok. Deniz seyahat sektörü bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Suyun ve okyanusların kıymetini maalesef önümüzdeki yıllarda daha da ciddi bedeller belki ödeyerek anlayacağız. Umarız bu bedeller yüksek olmaz. Bir an evvel gereken tedbirler alınır. Unutmayalım, karasal yeşil de tabii insanoğlunun ihtiyaçları gıda ürünlerimiz var biliyorsunuz. Unutmayalım, karasal gıda ürünlerimizin birçoğunda meyvesinden sebzesine, etinden tavuğuna kimyasal ürünlerle, zirai ilaçlarla, kimyasal gübrelerle veya genetiği oynanmış tohumlarla tüketiyoruz. Oysa denizlerimiz bize, okyanuslarımız cömert yüreğini gösteriyor. Bunlar denizlerimizde böyle bir koruduğumuz sürece böyle bir handikap yaşamıyoruz. Sonuç olarak görüldüğü üzere okyanuslar ve denizlerin önemi hem besin zincirine katkımız anlamında hem de atmosferin ihtiyacı olan oksijen üretimine katkısı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler tüm faaliyetlerini, politikalarımızı bu önem üzerine inşa etmeliyiz. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen bizler maalesef dört bir yandan denizlere sırtımızı dönmüş durumdayız. Toplum olarak denize uzak bir kültürümüz, bir sosyal hayatımız, hatta yaşantımız var. Denizi ve okyanusları topluma daha iyi anlatıp bilgilendirmeli ve sevdirmeliyiz. Denizcilik sektörüne yapılacak her yatırım ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, hatta işsizliğe bile katkı sağlayacaktır. Ufak ülkelerin görüyorsunuz hem teknoloji anlamında hem de gemi adamı ihracatında ülkelerine katkıları sağlanmıştır. Gemi adamlarımızın da okyanus bilimlerine okyanus bilimlerini de ihraç eden bir ülke olarak ülkeye ve uluslararası denizcilik camiasına da katkılarımız olacağını düşünüyorum. Bu sebeple de TÜDAV ve benzeri kurumların çalışmalarını da gerçekten canı gönülden kutluyor ve destekliyorum. Ben bu şekilde son konuşmama son veriyorum. Tekrar bu organizasyon için bütün katkısı olan, emeği geçen herkesi canı gönülden destekliyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli Hazırın Bayram Hocam, Sayın Meclis Başkanım ve çok değerli akademisyenler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben kısaca bir sunum hazırladım. Daha hızlı ilerleyebilmek için onu sunmamda herhalde bir sakınca yoktur Sayın Moderatör. Tabii hocam. Şimdi ben size öncelikle Türk Lloyd'unun ne olduğunu bilmeyenleri kısaca bir üzerinden bir geçeyim. Yani denizcilik camiası genel olarak biliyor Türk Lloyd'unu. Ama ekranlarınıza ulaştı mı acaba? Evet başkanım, müsait, tamam. Uygundum, izleyebiliyorsunuz. Şimdi... Türk Lloyd'u bir uluslararası belgelendirme kuruluşu, sertifikasyon yapıyoruz. Türkiye'deki Türk Lloyd'u Vakfı'nı kuran arkadaşlar şu fotoğrafta gördüğünüz bir grup gemi mühendisi.
Bu abilerimiz sağ olsunlar 1962 yılında bakmışlar tüm dünyaya. Amerikan Lloyd'u var, İngiliz Lloyd'u var, Alman Lloyd'u var, İtalyan, Fransız Lloyd'u var. Bizim niye yok demişler. Çünkü sizde bir belgelenme kuruluşu olmayınca yurt dışındaki kuruluşların belgelerini kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve onlara mahkum oluyorsunuz. 1962 yılında Türk Lloyd'u vakfını kurmuşlar. Ve biz yani diğer Lloyd'lara baktığınız zaman böyle 100 senelik, 200 senelik geçmişleri var. Biz henüz 62 yılında kurulmuş genç bir kuruluşuz. Ona rağmen dünya çapında ilk 8 kuruluşun içindeyiz şu anda. Yapı olarak da son derece güzel bir yapı kurulmuş. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, mühendislik odaları, sanayi ve ticaret kuruluşları, bunun içinde yaklaşık 70'e yakın farklı sivil toplum kuruluşlarına oluşan bir genel kurulumuz var. Bunların katkısıyla oluşmuş komplike bir yapı ve Türkiye'nin milli çıkarları için aslında mücadele eden önemli bir katma değer sağlamışlar. Gelelim okyanuslara. Şimdi okyanuslar hepimiz için çok değerli ama şu iki bilgi çok kritik. Önce bunu ben vurgulamak istiyorum. Muhtemelen hocalarımız bunu sonra ayrıca ayrıntıya inerler. Dünyada insan tarafından üretilen karbondioksitin %50'si okyanuslar tarafından absorbe ediliyor. Bu çok önemli bir bilgi. Ve dünyanın ihtiyaç duyduğu oksijenin %70'i de okyanuslarca üretiliyor. Yani okyanuslar bizim aslında hayatiyetimizi sağlıyor. Dolayısıyla bunları biz tabii çok farklı amaçlarda kullanıyoruz. Nakliye, lojistik, ulaşım gibi konularda. Fakat hayatiyetimiz açısından da çok kritik bir değere sahipler. Denizcilikte Dünya Denizcilik Örgütü var. Türkiye'de bunun üyesi. Dünyada denizcilikle ilgili bütün ülkeler Dünya Denizcilik Örgütü'ne üyeler ve son derece güzel çalışan bir kurum. Şimdi denizci camia çevresel açıdan bir sürü kendince önlemler aldılar. Bunlardan bazılarını ekranda yansıttım. Halon gazlarının engellenmesi, işte atık gemilerin kontrol altında imha edilmesi, sintine suyunun basılmasının engellenmesi ve bunların kontrolü, ballast water management, az sonra bunun da biraz ayrıntısına ineceğim. Ona benzer insinatörlerin oluşturulması falan gibi geminin üzerinde çevresel bir sürü önlem alındı, alınması da sürdürülüyor. Gitgide de daha iyi olacak. Şimdi bazılarını açıklayacağım. Ama arada Türk Lloyd'un rolünü önce bir söyleyeyim. Şimdi Türk Lloyd bir belgelendirme kuruluşu. Gemi sahibi bize gelir. Ben der bir gemi yaptırmak istiyorum der. Bizim kurallarımıza göre bir plan hazırlar. O plan arada gider gelir. Biz onu bazı hatalar buluruz. Düzeltmesini isteriz. Saç kalınlıklarını değiştiririz. İçinde elektriksel, yapısal bazı revizyonlar isteriz. Sonunda da bizim istediğimiz bir plan onayı olur. Sonra da geminin inşasına başlarlar. Gemi de gene bizim kontrolümüzde inşa edilir. Bittikten sonra biz bir belge veririz. Bu belgenin adı klas belgesi oluyor. Klas belgesi olmadan bir gemi sigorta edilemez. Etmez sigortacılar çünkü riskli bulurlar. Bir de saygın bir kuruluşun klas belgesi olması lazım ki Türkiye dünya çapında sıralamada 14 yıldır ilk onun içinde, geçen yıla 8.liğe yükseldik saygınlık açısından. Çevresel açıdan belli bazı kurallar vardır. Bunların en önemlisi tabii ülkenizin, Türk bayrağının, ülke bayrağının koymuş olduğu kurallar. Biz öncelikle onlardan, Türk bayrağından aldığımız yetkili bunları uygularız. Yalnızca Türk bayrağı değil, 19 ayrı ülkeden aldığımız bayrak yetkilerimiz var. Onlar adına da biz kontroller yapmaktayız. Eğer gemi başka bir bayraktaysa bizim yetkimiz altında olan, onları da uygulamak zorundayız. Bir de uluslararası kurallar var. SOLAS gibi. Bunlar gemi emniyetiyle ilgili kurallardır. MARPOL çevresel kurallardır. Gemiden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi için. Loadline, EFS ve BVM yani balast suyu management gibi. Bunların da ayrıca sertifikaları vardır. Biz Türk Lloyd olarak bunları da kontrol ederiz ve sertifikalandırırız. Şimdi MARPOL'un biraz altına girmek istiyorum.
Marpol gemilerden kaynakların atıklarla ilgili kirlilik önlenmesi ile ilgili bir uygulama ve bunun bir sürü ekleri var. Bunların içine girdiğin zaman aslında ne kadar ciddi bir çalışma olduğunu daha iyi görme şansımız olabiliyor. Mesela Annex 1 petrolle ilgili kirlilikler, Annex 2 zararlı sıvı maddeler, Annex 3 ambalajlı paketli tehlikeli maddelerin kontrolü, Annex 4 gemiden kaynaklanan pis suların kontrolü, Annex 5 katı atıkların gemiden kaynaklanan kontrolü, bunların işte imhası, çöplerin kontrolü vesaire. Ve en son Annex 6 en kritik olanlardan bir tanesi hava kirliliği. Bir de bunun altına, Annex 6'nın altına enerji verimliliğiyle ilgili yeni uygulamalar kondu. Gemilerin artık yalnızca çevresel atıklarının değil, enerjilerin de verimli kullanılması isteniyor. Daha az çevre kirliliği oluşturması açısından ve enerji verimliliği belgeleri istenmeye başladı. Türk Lloyd'u da bunların işte bazılarında sertifika isteniyorsa sertifika veriyor, bazılarında ölçümler yapıyor ve doğrulama hizmeti veriyor. Enerji verimliliği sertifikası da yeni yürürlüğe girmiş maddelerden. Bütün bunların içinde az önce Hakan Bey de bahsetti, iki konu oldukça kritik. Bunlardan bir tanesi gemilerden kaynaklanan hava kirliliğiyle ilgili kriterler kondu ve sülfür oranlarının azaltılması istendi. Bu çalışmalar 2000'li yıllarda başladı. Aşama aşama geçiş evreleri verilerek 1 Ocak 2020'de MEPC 58 yürürlüğe girdi. Gemilerde sülfür oranı yakıtlarda %0.5 olacak. Bu ne anlama geliyor? Gemilerin emisyonlarının daha da azalması lazım. Şimdi dünya çapında lojistiğin uluslararası denizcilikte %95'i lojistiğin 90-95 arası değişiyor bazı rakamlara göre. Denizcilik üzerinden yapılıyor. Hele şimdi yeni virüs olayları yüzünden havacılık nakliyesinin uğradığı krizi de dikkate alırsanız bu oran daha da artabilir. Dolayısıyla denizciliğin üzerine çok önemli bir yük var. Sülfür oranlarını aşağı çekerek Dünya Denizcilik Örgütü hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Tabii bu bir sürü komplikasyon yanında oluşturuyor. Gemilerin dizaynı, ona göre yapılmamış ilave yeni ekipmanlar, scrubber denen aletler lazım ya da sülfür içermeyen yakıt bulmanız lazım ki rafineriler bunu yapmayı çok istemiyorlar çünkü ek maliyetler oluşturuyor ama sonunda dünya bir yere geliyor ve Dünya Denizcilik Örgütü bunda geri adım atmadı. Bir sürü erteleme talebi isteğine karşın sıkı durdu ve bu madde Ocak ayında yürürlüğe girdi 2020'nin Ocağında. 1 Mart 2020'den itibaren de yakıtlarda, kullanacak yakıtlarda %0.50'yi aşmamanız lazım artık. Dünya çapında bu geçerli. İkinci madde, atık su, gemilerde kullanılan balast sularının kontrolü. Şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Bu bence çok daha kritik bir konu. Çünkü bir gemi bir yere gittiğinde, yükünü indirdiğinde ortaya çıkan dengesizliği kontrol etmek için denge tankları vardır. Balast suyu kullanır ve tabii suyu nereden alacak? Bulunduğu ortamdan alıyor. Yükü var, yükünü indiriyor, onun yerine su dolduruyor. Sonra bu bölgeden aldığı suyla başka bir limana gidiyor. Bu sayede mesela Güney Amerika'dan yüklediğiniz bir suyu, balast suyunu, denizden aldığınız suyu kalkıp Akdeniz'in ortamında boşaltabiliyorsunuz. Çünkü gittiğiniz limanda o suya artık ihtiyacınız yok. Bu yüzden dünya çapında birçok mikroorganizmanın, canlı türünün kontrol dışı yer değiştirdiği ortaya çıktı. Şimdi bu çok da iyi bir şey değil çünkü doğal habitatından canlıyı alıyorsunuz, başka bir yere aktarıyorsunuz. Türkiye'nin karasularında son yıllarda ortaya çıkan balon balığı ile ilgili haberleri okumuşsunuzdur. Bununla ilgili bir sürü haber yapıldı. Zehirli bir balık ve istilacı bir tür. Ona benzer bir sürü farklı canlı türü başka başka yerlere gidip oradaki doğal habitatı ortadan kaldırıp kendi oraya yerleşip dengeleri alt üst edebilmekteler ve biz de bunlara aracı olmamak için Ballast Water Management
sistemini İMO çıkardı. Şu anda gemiye aldığınız suyu bir yere tahliye edebilmeniz için içindeki canlıları öldürmeniz gerekiyor. Bunun için kullanılan çok değişik yöntemler var. Bunlar da 2020 yılında yürürlüğe girdi. İstilacı türler, tehlikeli türlerin yayılması, ekolojik dengenin bozulması, besin zincirinin etkilenmesi, altyapılara zarar verilmesi, enerji platformları, sokma pompaları gibi ve insan sağlığını tehlikeye sokması gibi konuları ancak böyle engelleyebilirsiniz. Şu ana kadar verilmiş bir hafif hasar var ama bunu şu anda engelleme şansımız var ve tüm dünyada bu yürürlüğe girdi. Aslında 2000 yıllarında başlayan, 2005'te başlayan bu çalışma 2016'da sonlandı ama çok büyük bir değişim. Gemilerde bu kadar köklü değişimleri yapmak kolay değil. Dolayısıyla son alınan sertifikaların bitiş müddetlerine kadar İMO bazı özel izinler verdi ama 2020 yılı itibariyle artık bundan bir geri dönüş yok. Yani yeni gemi yaptırıyorsa armatörlerimiz hem hava kirliliği emisyon değerlerine hem de ballast water management kriterlerine uygun yaptırmak zorundalar. Türk Lloyd'u da burada sertifikasyon görevlerini sürdürmekte. Benim sunumum kısaca bu kadardı. Plastik projenin hedeflerinden sizlerle birlikte olmak, bugünü birlikte almak çok da anlamlı hale geldi benim için. Sanırım COVID pandemisi sırasında hepimiz en önemli şeyin nefes olduğunu anladık. Entübe hastaları fazlasıyla haberlerde izlediğimizde. Benden önce katılımcılar dile getirdiler ama ben bir kez daha dile getirmekte fayda buluyorum. Çünkü bugünün anlamı okyanusların rolünü bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak. Okyanus bizim için nefes demek, stabil bir iklim demek. 3 milyardan fazla insan dünya üzerinde okyanuslardan elde ettiği kaliteli proteinle beslenmekte. Çok önemli bir istihdam alanı, ulaşım, enerji gibi sektörler dolayısıyla. Ve biyoteknolojik anlamda da özellikle sağlık sektöründe okyanuslar çok önemli bir alan. Ben bugün okudum, çok şaşırdım. Covid-19'un hızlı tespitinde bile şu anda okyanus derinliklerinden elde edilen bakteriler kullanılmaktaymış. Yani okyanus bizim için aradığımız soruların cevabı demek. Okyanus yaşam demek, okyanus gelecek demek. Ancak son yarım yüzyılda özellikle değişen tüketim alışkanlıklarımız ve teknolojik gelişmeyle birlikte iklimsel değişim, aşırı avcılık ve özellikle kirlilik etkisiyle okyanusları ciddi şekilde tahrip etmekteyiz. Konum gereği ben bugün plastiklerle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü plastikler şu an sucuk ortamı tehdit eden en büyük çevresel problemlerden biri. Maalesef ki aslında çok akıllıca kullanılması gereken iyi bir buluş olan plastiği biz ucuz, hafif, her alana uygulanabilir ve dayanıklı olması dolayısıyla çılgınca üretmeye başladık ve çılgınca tüketmeye başladık. Son 10 yılda, geçtiğimiz 100 yılda kullandığımızdan, ürettiğimizden fazlasını kullandık. Son 10 yıl içinde düşünün olayın boyutunu. Bu plastikler önemli bir kısmı okyanuslarda sona eriyor. Akdeniz'e yılda yaklaşık 600 bin ton plastik girdiğini biliyoruz. Okyanus genelinde 13 milyon ton plastik üretilen miktarın 13 milyonun okyanuslara girdiğini biliyoruz. Akdeniz'e örneğin, şu örneği verelim daha anlaşılır olması için. Her dakika 35 bin adet su şişesini Akdeniz'e bırakıyorsunuz demek. Plastik kirliliğinin boyutu bu şekilde. Kontamine olmamış hiçbir nokta yok. 12 bin metrelik Mariana Çukuru'na kadar kontamine olmamış bir nokta yok. Hatta atmosferik taşınımla özellikle mikrofonlar kutuplara kadar ulaşmış durumdalar. Zaten okyanus akıntıları bu yüksek güzelliğe sahip materyalin dünya okyanuslarına dağılmasına, hatta Pasifik'teki gibi büyük adalar, Fransa'nın yüz ölçümüne erişen adalar oluşturmasına sebep oluyor. Plastikler doğaya girdikten sonra maalesef ki önce makro boyutta gidiyorlar çoğunluğu ve habitat kaybına sebep oluyorlar. Özellikle bentik bölgede polimer ağırlığı yüksek olan plastikler. Diğer bir etkileri
yeni bir substrat olmaları, çünkü planktonda bulunan omega-3 larvalarının birçoğu tutunma ihtiyacı oluyor ve plastiğin üzerine tutunarak aslında otostop yapıyor gibi ait olmadıkları ekosistemlere taşınıyorlar akıntılarla. Bu da özellikle itinazi türlerin plastikler aracılığıyla, akıntılar yardımıyla ait olmadıkları uzak bölgelere kaynaklarından taşınmasına neden oluyor. Ayrıca plastiklerin üzerinde mikrobiyal bir film oluşuyor denize girdikleri andan itibaren. Ki bu mikrobiyal topluluğunda çoğu patojenler tarafından oluşuyor. Bunlar başlangıç aşamaları yolculuğun. Plastikler daha sonra dolanma ve boğulmalara neden oluyor. Özellikle deniz memelileri, deniz kuşları ve kaplumbağalar makro plastiklerden muzdarip olan grup. Yılda yaklaşık 1 milyon deniz kuşu ve memelisinin dünya genelinde etkilenerek öldüğü tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Ve ben inanıyorum ki bu hesaplamaların çoğu çok iyimser hesaplamalar. Tüketimde de yine plastik canlının sindirim kanalının tıkanmasına ve üretimlerin sahasında ilave edilen plastikleştiriciler, alev geciktiriciler, terkleştiriciler gibi fitalat ve bisfenol gibi kanserojen etkisi olan toksik kimyasalların enzimatik aktiviteyle birlikte canlı bünyesine geçmesine sebep oluyorlar. Bu da canlının büyümesine, üremesine, beslenmesine neden oluyor. Hatta çoğu zaman ölümüne sebep oluyor. Henüz etkilerini tam olarak bilim camiası kanıtlamış olmasa da laboratuvarda yürütülen çalışmalar birçok canlının bu yaşamsal aktivitelerine olumsuz yönde etki ettiğini gösterdi. Sosyoekonomik etkilerine bakarsak, plastikler ülke ekonomilerine çok ciddi darbe vuruyorlar. Özellikle plajlardaki turistik alanlarda, halk kullanımına açık plajlarda temizlik faaliyetleri, örneğin İngiltere örneğini verebilirim. Yılda yaklaşık 20 milyon euronun ülke ekonomisine kaybına neden oluyor. Yine balıkçılık donanımları, gemi donanımları içinde ciddi riskler ve kayıplar oluşturuyor bu plastikler. Bu makro kısmı, asıl bundan sonra korkutucu kısmı başlıyor. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum hep. Çocukluğumuzdaki bir kullandığım çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane deyip narı bulduğumuz o sözü plastiğe uyarlıyorum. Marketten aldım bir tane, denize girdi 1 milyon tane. Düşünün, bir plastik şişenin parçalanarak çok iyimser bir hesaplamayla 10 bin adet parçaya bölündüğünü düşünüyoruz. Doğada yok olma süreleri dediğimiz aslında doğada yok olmaları değil, bizim gözle görebileceğimiz boyutun altına inmeleri demek. Tamamıyla yok olmuyorlar aslında plastikler ve UV, mekanik parçalanma, bakteriyolojik parçalanma gibi etkilerle her geçen gün daha da ufalanarak 5 milimetrenin altına, hatta 100 mikrometrenin altına, nano boyutlara iniyorlar ve çok daha fazla alanı kontamine ediyorlar. Düşünün, şu anda biz denize giren plastiği kessek bile mevcutta bulunan plastikler belki de yüzyıllar boyu parçalanmaya devam edecek. Mikroplastiklerle ilgili en önemli husus, balıkların, birçok pelajik balığın ana besini oluşturan planktonla eş zamanlı ve eş boyutlu olması. Artık denizel ekosistemin bir parçası haline geldi. Hatta modellemelerde bile artık plastik yerini alıyor. Çünkü çok ciddi rakamlarda, sedimanda, su kolonunda ve su yüzeyinde her yerde plastik var. Özellikle mikrofiberler. Bu büyük parçaların, büyük objelerin parçalanmasından oluşanların yanı sıra mikrofiberler gibi bu amaçla üretilmiş küçük boyutlu mikroplastikler de çok büyük bir kirlilik sebebi. Bir çamaşır makinesiyle 800 bin mikrofiberin doğaya salındığı düşünülüyor. Bizim en çok rastladığımız formlardan biri açıkçası fiberler. Bunu filmler, parçacıklar takip ediyor ve plastik endüstrisinde kullanılmak üzere üretilmiş peletler var.
balıklar tarafından ve omurgası canlılar tarafından tüketilmekte mikroplastikler ve besin zinciri içinde ilerlemekte. İlerlediği esnada demin dediğim gibi hem ortamdan aldığı kılıcı organik kirleticileri, ağır metalleri hem de kendi bünyesinde bulunduğu kimyasalları bir canlıdan diğerine transfer ederek insana kadar ulaştırmakta. Canlılar arası transferi, laboratuvar çalışmalarıyla gösterildi. İnsana kadar gelişi de kanıtlandı ancak dediğim gibi insana olan etkileri uzun zamanlı çalışmalar gerektiriyor. Mikroplastiklerle ilgili başka ne söyleyebiliriz? İnsan sağlığını tehdit ediyor dedik. Bir de çok farklı boyutları var. Çalışmalar sürdükçe bunları anlıyoruz. Örneğin denizlerde birinci bir üretim gerçekleşiyor. Işık geçirgenliği çok önemli. Düşünün bu mikro partiküller her yerde varlar. Ve ışık geçirgenliğini bile, dolayısıyla okyanusların üretkenliğini bile etkiliyorlar. Araştırmamız gereken çok konu var. Karadeniz'le ilgili ben size örnek verebilirim. Biz şu an bu projede karasal kirleticileri araştırıyoruz. Samsun'dan başlayıp Kızılırmak, Yeşilırmak, Melez, Aksu, Trabzon, Değirmendere, Rize, Fırtına gibi nehirlerle Karadeniz'de giren plastiklere bakıyoruz. Karadeniz'de şu anda kilometre karede yaklaşık 1 milyon plastik parçacık var mikro boyutta. Sedimanda bu rakam metre karede 2000'lere kadar ulaşabiliyor. Analiz ettiğimiz her 4 balıktan birinde, tabii ki de balığın pelajik bentik oluşuna göre değişiyor. Ancak yaklaşık olarak ortalama bir rakam edeyim, her 4 balıktan birine rastlıyoruz. Şu an için bunları söyleyebilirim. Kusura bakmayın, şu an biraz Trabzon açıklarında hava yedik. Karayel'den oldukça bir sert havayla sizinle konuşurken de sallanıyorum. Umarım bağlantı da yerindedir. Çok da şey söylemek istiyorum. Sizinle de devam edebiliriz Gökhan Bey. Gülgen Hocam, biz geminin yalpasını hissediyoruz. İskele sancak yalpasını hissediyoruz. Sizin sallanmanızdan da fark ettik onu ama makine dairesinden gelen gürültü zaten hangi atmosferde olduğunuzu gösteriyor, merak etmeyin. Kusura bakmayın. Heyecanla anlatmak istiyorum. Bugün çok önemli bir gün bizim için. Normalde biz plajda temizlik aktivitesi yapıyoruz her zaman. Bu sene COVID nedeniyle deniz seferini ertelemiştik. Bu önemli günle bir arada olduk. Sizinle bir arada olduk. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çok kompleks bir problem. Plastik problemi. Kaynak çok kompleks. Evet, planktonla eş zamanlı bulunuyor ama planktonun dalgalı gibi tahmin edemiyoruz. Tipler var. Denizin dibine batarken kime atışıyor? Bunun için çok büyük bir araştırma altyapısı gerekli. Plastik kirliliğini yenmek için bir ayıntende başlamamız gereken bir yolculuk var. Önce ihtiyaçlarımızı belirleyip, alışkanlıklarımızı gözden geçirip yapabileceğimizin en iyisini yapmamız. Okyanusların sağlığı için, sürdürülebilirliği için özellikle tek kullanımları hayatımızdan çıkarıyor olmamız lazım. Bunun ulusal boyutta da yönetimi çok önemli ve ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Ancak sadece bizim de ulusal uygulamamız yetmiyor. Bu sınır ötesi bir problem. Hükümetler arası alınması gereken ciddi kararlar ve yaptırımlar olmalı ve Türkiye'de dileğim deniz araştırmalarının ülke öncelikleri arasına getirilip ciddi şekilde destekleniyor olması. Çünkü gerçekten gemiyi işletmek, araştırmak çok zor. Ama plastiklerin doğada nasıl davrandığını bilmemiz için, etkilerini göstermemiz için, giren miktarı anlamak ve azaltmak için tedbirler almamız için bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunun için de desteklenmek gerekiyor. Umuyorum ki Türkiye'de de deniz çalışmaları istenilen şekilde değeri görecek ve desteklenecek ileride. Ve biz iklimsel değişim ve kirliliğin etkilerini yavaşlatabilecek, bir şeyler yapabilecek son jenerasyon olabileceğiz. Bu vesileyle
bana bu konuşma davetinde bulundukları için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na, özellikle Bayram Hoca'ya, size ve Bilal Bey'e ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ederim. Merhaba herkese. Böyle bir toplantıya katılmış olmak benim için çok önemli. Daha önce birçok sualtı projesi yaptık. Gökhan Bey bahsetti. Derindeki gözler vatozlarla ilgiliydi. Hatay Samandağ'da yapılmıştı. Daha sonra Tarım Bakanlığı'yla da bir iş yaptık. O da su altında unutulan av ağaçları ve hayalet ağlarla ilgiliydi. Fakat benim için en önemli projelerden biri Sayın Bayram Öztürk'le, Bayram Hoca'yla yaptığımız Denizler Yanarken Göç. Bunun içeriği özellikle Süveyş Kanalı ve gemi balast sularıyla ya da işte iklim değişikliğiyle su altındaki değişikliği anlatmaktı. Bayram Hoca'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmaya bize yardım ettiği için, bu çalışmada bizimle bulunduğu için. Bu çalışmanın sonrasında da en son bir proje daha yaptık. O da Tuz Gölü ve çevresindeki yaşamı anlatan bir şeydi. Hepsinde doğa vardı. Yani insanın doğaya verdiği zararı bizzat gözlemliyorduk. Hem su altında hem su üstünde. Ama su altında daha insanı yaralayan bir şey var. Çünkü su altını biz görüyoruz ama yukarıdakiler görmüyor. Bu Denizler Yanarken Göç'te biz Kızıldeniz'den Marmara'ya kadar su altındaki değişimi gözlemledik. Yani balık türlerinin nasıl yok olduğunu ve dışarıdan gelen yabancı türlerin, resepsiyen türlerin yerli türlere yaptıklarını bizzat gözlemledik, görüntüledik. Çok da güzel oldu, heyecan verici oldu. Bizim için bu çalışmada bizimle birlikte olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Cemal Hoca'ya, Bülent Hoca'ya özellikle de teşekkür ediyoruz. Gerçekten su altını görüntülemek ve bunu başkalarıyla paylaşmak farklı bir duygu. Yani bunu bir tek biz görmemiş oluyoruz en azından ve medyanın gücü oldukça etkili. Az önce Ülgen Hoca'yı dinlerken kafamda onun anlattıklarını çok az insan biliyor ve çok az insan duyabiliyor. Bunu yalnızca akademisyenlerin duyması yeterli değil. Özellikle medyayı kullanarak hem siyasilerin, yani ülkeleri yöneten insanların, hem de en altta kalan vatandaşların ne yapabileceğini düşünmesi lazım. Bireysel bir şey yapılamaz, tek başına hiçbir şey yapılamaz. Ancak bu pandemide de gördük. Sokağa çıkmayın dedikleri anda kimse sokağa çıkmadı. Belki böyle bir komut gerekecek. O yüzden de uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Medyayı da kullanarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sormak istedikleri varsa daha sonra soru alabilirim.